İyi akşamlar. Kansersiz Hayatlar'da bir canlı yayında yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğum bizlerden birisi. Sürecini bizlere anlatacak. İki defa kanseri yenmiş kader arkadaşımız. Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. İyi akşamlar Melek Hanım, hoş geldiniz. İyi akşamlar Filiz Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Nasıl olalım? Oo, yakışıklım, hoş geldin. Hoş bulduk. Siz tanıyabilir miyiz Melek Hanım? Tabii ki. Ben Melek Akkaya. 27 yaşındayım. İki tane oğlum var. En büyük 5 yaşında. 24 yaşında. Bundan 4 sene önce tesadüfen kanser olduğumu öğrendim. Tamamen tesadüf eseri. Hayatımın değişim noktasıydı diyebiliriz. Yani zorlu süreçlerin başlangıcı. Hiç haberim yokken tamamen başka bir şey için gidip doktorumun fark etmesiyle benim için zorlu süreçlerin başlaması oldu o dönem. Ondan sonra tedaviler vesaireler derken tekrar bitirdik. Kanserine yakalandım ben. O zaman ilk öğrendiğimde ikinci evre lenfoma kanseriydim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hemen işte tedavilere başladık. Kemoterapilere başladık. Sonra tabii tedavi sürecim iyi gidiyor diye düşünürken aslında iyi gitmedi. Kemoterapi alırken iç organlarıma sıçrama yaptı. Dalağıma geçti vesaire. Bu sefer kemoterapilerin tüm hepsini değiştirmeye başladık. Ağır kemoterapilere geçtik. Kemoterapileri artık hastanede yatarak almaya başladım. Böyle bir aya yakın sürüyordu yani bir kemoterapim. Yaklaşık böyle 15-20 gün hastane yatışım oluyordu. Sonra çıkıyordum. Bir 10 gün evde oluyorsam oluyordum. Tekrar süreç geliyordu. Tekrar gidiyordum. Böyle böyle derken süreci bitirdik diyelim. Lenfomadaki süreç o zaman biz meme kanserinde genelde sürecimiz çok kısa oluyor. Kısa oluyor derken kemoterapi sürecimiz gün içerisinde 4-5 saatlik bir sürede alıyoruz. Ondan sonrasında bir 15 gün, 21 gün ya da haftalık olaraktan bir dinlenme süremiz var. Evet. Sizlerde biraz daha farklı o zaman. Şöyle aslında lenfomanın tedavisi aslında herkeste önce aynı başlıyor. Yani Hodgkin lenfomaysa bu lenfoma da ikiye ayrılıyor. Non-Hodgkin, Hodgkin lenfoma olarak. Aslında ilk başta tüm tedavi aynıyla başlıyor. Bir ABV'de kürü var. Yani bir ilaç veriliyor ilk olarak. Hep bununla başlanıyor. İşte bu ilaç aynı sizinki gibi aslında. Gidiyorsunuz 2 saat falan sürüyor. 2 saatten sonra eve geliyorsunuz. Dediğiniz gibi işte 21 günlük bir süreci var. 21 gün sonunda tekrar gidiyorsunuz. Yine 2 saat ilacı alıp geliyorsunuz. Ben de öyle başladım aslında bu sürece. Yani yine 2 saatlik bir süreç için gidiyorum. İşte sonra tekrar geliyorum. 21 gün sonra tekrar devam ediyorum. Fakat 3. kürde tam doktorum dedi ki bir ara PET çekelim. Hani acaba bu işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Normalde yarar, hani giderdi bu süreç. Ama işte ben de olacağı var. Kemoterapi alırken hiç olmayan yerde yani dalağıma sıçradığını gördük. Doktorum bile şaşırdı yani kemoterapi alırken nasıl sıçrıyor oraya diye. Bu sefer böyle kemoterapiler böyle olunca o artık bu ayaktan kemoterapi alma şeyini kapattı doktorum. Bu sefer işte yatarak almaya başladım. Yani bu aldığım kemoterapiler 3 gün 3 gece sürüyordu. 3 Evet. gün 3 gece ben kemoterapi alıyordum diyebiliriz. Ondan sonra işte biraz daha böyle hücrelerim falan düştüğü için işte beni tutuyorlardı hastanede. Yani ben bir kemoterapim yaklaşık 15 günü buluyordu hastane sürecim. 15 gün, 20 gün işte o süreçlere göre değişiyordu. Ondan sonra tekrar eve geliyordum. Bu sefer de yine tekrar 21 gün, 25 gün sonra tekrar aynı süreci başa alıyorduk. Yine 3 gün 3 gece kemoterapi alıyorum. Yine 15 gün hastane süreci tekrar eve gel. Böyle böyle tekrar bir 3 kürü de böyle bitirdik. Ondan sonra tekrar bir PET çekimi yaptık. PET çekimi çok şükür hani o aldığım ağır ilaç gerçekten beni çok zorlamıştı
O kemoterapi yani 4 senedir tedavi görüyorum. Bu 4 senedir aldığım en zor ilaç kısmı oydu diyebilirim. Yani beni çok zorlayan bir, çok ağır geçirdiğim bir dönemde o ilaçlar. Ama faydasını gördük mü? Gördük çok şükür diyelim. Çok şükür. Çok Evet. şükür. Ondan sonra bitti tedavim. Yani PET çekiminde ilaçların olumlu geldiğini gördük. Yani vücudum cevap vermişti ilaçlara. Hiç hani kansere dair bir şey kalmadı. Bu sefer kontrollere gitmeye başladık. İşte kontrollere gidiyorum. Böyle ayda bir kanlarıma bakılıyor falan. Tam 4. ay kontrolüm sürecinde bu sefer hamile olduğumu öğrendim. Tabii bu süreçte önce daha ben kemoterapilere başlamadan önce doktorum zaten şey dedi hani yaşın genç, hamile kalma ihtimalin çok düşük artık. İstersen hani yumurtalık donduralım bu süreçte ki hani ileride düşünürsen sana yardımcı olsun bu konuda diye. Fakat ben gerek duymadım. Hani bir tane oğlum var. Tabii o zaman 2-3 yaşındaydı. Dedim ki Evet. gerek yok hani yumurtalık dondurmadım. Yani hamile kalma ihtimalim var yok arası bir şeydi o dönem yani. Ondan sonra ben tamamen tesadüf eseri hamile olduğumu öğrendim bu süreçte. Tabii bu sefer daha da zor bir döneme girdik aslında. Benim hamileliğim tüm işleri böyle karıştırdı diyebiliriz. Bu sefer kadın doğum, işte perinatoloji, hematoloji hep beraber böyle artık sürece girdik. Tabii doktorlar bunun çok riskli olduğunu söyledi. Yani aslında şöyle hepsi bebeği aldırmam taraftarıydı. Çünkü daha kemoterapilerin etkisi vücudumda çok vardı. Bebekte nasıl bir etki yaratacağını falan bilmiyorlardı. Hani çok da böyle bir bilimsel olarak da hani şöyle olur böyle olur da diyemiyorlar. Hiçbir şey olmaz da diyemiyorlar. Tamamen onlar tüm riskleri sayıp tüm şeyi bana bıraktılar süreci. Topu size attılar. Tabii ki kimse bu süreci şey yapmak istemiyor ki sorumluluğunu almak istemiyor. Ben de bu süreçte dedim ki yani Allah'ım hani bir imtihandı kanser. Bu da dedim bir imtihan muhtemelen. Yani benim için zorluydu gerçekten. Dedim ki aldırmayacağım. Yani yapacak bir şey yok. Zaten kaybedeceksem her türlü kaybedeceğim. Kalırsa da benimle kalacak dedim yani. Ondan sonra bir 9 ay süreci geçirdik. Çok şükür onda da bir sıkıntı olmadı. Ama işte bende bu sefer tekrar kanser nüksetti. Yani ben ona hamileyken hemen 9 ayda neredeyse 4. evreye kadar geldi. Bu Yine sefer lenfom olarak mı geldi? aynen yine lenfoma olarak geldi. Tam doğum yaptım işte. Doğumdan 25 gün sonra kontrole gittim. Kontrolde tekrar işte bu sefer tabii hamileyim diye şeylere girmiyordum. Hani MR vesaireye girmemiştim. Hemen MR'a girdim. MR'da tabii doktorum dedi ki Melek hani yolunda gitmeyen şeyler var. Hemen bir PET çekelim. PET çekiminde tüm vücudumu sarmıştı. İlki gibi bile değildi. İlkinde işte ikinci evreydi. Bizde lenfoma bu lenf bezlerinin kanseri. Vücutta işte bu mikroplarla savaşan lenf ağlarının kanseri diyeyim size. Genellikle işte boğazdan işte nefes borusu gibi yerlerde oluyor. Benim ilkinde direkt hani buralarımda ve nefes borumun etrafındaydı. Bir de dalağa sıçramıştı işte sonradan. Ama bu hamilelikten sonra neredeyse işte böbrek, karaciğer, nefes borusu, dalak, tüm akciğerlerim hani tüm şeylerim 4. evreye kadar gelmiştim yani. Bu sefer 25 günlük loğusayım bir de daha yani. Sezaryen doğum yapmışım. Loğusalık var. 25 günlüğüm daha. Direkt tekrar kanserin geldiğini öğrendim. Tam 40 gün emzirdim oğlumu. 41. gün tekrar kemoterapi almaya gittim sabahtan. Ya sözüm yapma lütfen. 41. gün kemoterapi almaya gittim sabahtan. Tekrar sürece başladık. Onu emzirmeyi bıraktım. İşte kemoterapi alıp geliyordum eve. O küçük daha 40 günlük. Oğlum var 5 yaşında. Allah'tan hani ailem bu süreçte çok destek oldu Onu ki soracaktım yani. bunu bir şekilde geçirdik. Aslında şöyle ben normalde ailemden uzakta ikamet ediyordum, uzakta oturuyordum. Ama hastalık koyulaşmaya başlayınca bir de dediğim gibi ağır kemoterapilere başlayınca benim için zorlu oldu.
götüremedim diyeyim yani bu işe. Çok ağır gelmeye başlayınca işte aileme yakın taşındım. Aileme yakın bir yere. Öyle olunca Allah'tan işte onlar devredeydi yani. İşte hem küçük çocuk hem kemoterapilerin etkilerini biliyorsunuz. Çok ağır, gözümüzü açamadığımız dönemler oluyor yani. Ondan sonra öyle onu da bitirdik diyeyim size. Bir 6 kür Çok şükür. kemoterapi aldık. Onu da bitirdik. Ondan sonra bu sefer nakil olmam gerekiyor. Tabii bu Allah'tan kök hücrelerim daha ilk lenfomaya yakalandığımda toplanmıştı. Dondurulmuş duruyordu. Bu kök hücreleri işte bu sefer doktorum hemen nakile geçmemizi şey yaptı, önerdi. Bu sefer hemen işte oğlum da işte o zaman 7 aylıktı. Daha zaten daha nakil olalı çok olmadı. 2 ay önce oldu. 7 aylıktı işte. Bu sefer bir ay hastane sürecim başladı. Hastanede yatmaya başladım. Bir aylık süreçti işte. Nakil oldum. Nakil de başarıyla geçirdik. Şimdi işte remisyon döneminde vücudumuz toplamaya çalışıyor. Hayata adapte olmaya çalışıyorum diyebiliriz. Çok güzel. Evet, yani zorlu bir 4 seneydi. Bize çok yaralar da bıraktı. Bazı şeyleri öğretti de. Geçti ama ya. Yani çok şükür. Umarım geçmiştir. Umarım tekrar gelmez İnşallah, inşallah. diyelim. Ben bir şey soracağım. İlk kanser pardon. Yapmadım. İlk kanser tanısı aldığınızla tekrar nüks yanıtını aldığınız arasındaki hissiyatınız neydi? Şöyleydi. Aslında ilk kanser tanısı aldığımda üzülmedim diyebiliriz. Yani beni biraz böyle bir 5 dakika ağladım. Sonra dedim ki yani yapabilirim. Hani benim için kolay dedim. Hani halledebilirim bunu dedim. Yani beni hiç yıkmadı diyebilirim ilk aldığım kanser tanısı. Yani başarabileceğime çok emindim bu konuda. Ama dediğim gibi hani kemoterapi aldıktan sonra dalağa sıçraması, orada bir yıkıldım. Benim dönüm noktam orası oldu. Çünkü çok inanıyordum başaracağıma. Ama pet çekimi bir geldi ki başka yerlere de sıçramış. Böyle olunca da ben dedim ki başaramıyorum. Hani yapamıyorum. Demek ki benim bu motivasyonum boşaymış gibi olmaya başladım. Ondan sonra tabii ki bu süreçte psikolojik tedavilere başladım. Derken ondan sonra işte bu hamilelikten sonra öğrendiğimde çok ağladım. Yani bu beni çok yıktı. Çünkü arkamda 2 tane çocuk olması, birinin daha çok küçük olması beni çok böyle sarstı. Anneye Evet, o annelik içgüdüsü, annelik duygusu devredeydi. Yani o an kendimi hiç düşünmedim. Tamamen böyle hani çocuklar, hani bana bir şey olsa bu 2 çocuk ne olacak? Küçük ne yapacak? Hani onların düşüncesindeydim yani direkt. Ama ondan sonra da toparlayıp hani dedim Melek hani bir şeyler yapmak zorundasın. Tekrar toparlanman lazım ki onların yanında olman lazım. Dediğim gibi o annelik işin içine girince tamamen tüm duygular değişiyor. daha çok mücadele etmeye başlıyoruz. Aynı duyguları ben de yaşadım. En büyük kızım 11 yaşındaydı. Oğlum 6 yaşında, kızım 4 yaşında. Yani o çocukları gördüğüm zaman için için ağladığımı biliyorum. Yani Evet. bana bir şey olunca çocuklarıma ne olacak? Hatta öyle bir şey ki vasiyet bile yapmayı düşündüm. Yok, anne babayı düşünüyorsun, yaşlı, kayınvalide, kayınpederi düşünüyorsun, onlar yaşlı, çocuklarla ilgilenecek kimler vardır? Eş çalışmak durumunda, hayatını devam ettirmek durumunda. Ya sosyal hizmetlere mi bıraktırsam acaba gibi düşünceler, bu sefer kardeşler ayrılacak. Yani kafada bin bir türlü sorularla karşılaşıyoruz bu süreç içerisinde. Evet. Ama bizim en büyük kaynağımız, gücümüzün kaynağı evlatlarımız oluyor. Evet. Anneliğin vermiş olduğu duygudur herhalde bu da. Evet. Bu Öyle oluyor. mücadeleyi de daha rahat veriyoruz. Bu süreç içerisinde konuştuğum birçok kişi, ben kemoterapi aldıktan sonra eve geldim, çocuğumun çorbasını yaptım, evimi temizledim, hastayım diye yatmadım diyen çok arkadaşımız var. Evet. Yani Aynen onlar bize öyle. güç veriyorlar. Motivasyon kaynağımız oluyor.
Annelik duygusuyla daha çok mücadele edebiliyoruz. Mesela bir erkeklere göre, erkekler en ufak şeyde vasiyetlerini yazarken biz daha mücadeleci olabiliyoruz. Günümüzü daha güzel geçirmeye çalışıyoruz. Evladımıza belki, bilmiyorum sizde böyle bir şey oldu mu? Ben çocuklarımın yüzüne seni seviyorum sözcüğünü çok fazla kullanmadığımı fark ettim mesela. Bu tanıyı aldıktan sonra her gün onlara seni seviyorum diyerek öpmeye çalıştım. Çünkü anneyi güzel hatırlasın istiyorum mesela. Evet. Öyle oluyor Peki. ya. Yani bu gerçekten anne, ben eğer anne olmasaydım bu hastalığı kesinlikle böyle tamamen belki karamsarlığa vurup yataktan çıkmayarak geçirirdim diye düşünüyorum. Ama işin içine annelik girince, dediğim gibi ilk oğlum o zaman daha 3 yaşına yeni girdiğinde ben hastaneye yatmaya başlamıştım. Yani ben onun doğum gününü kutladım, sabahına hastane yatışına gittim. İlk ayrı kalmamızdı, yani o kadar ayrı kalmamızdı. Benim oğlum mesela o kadar böyle şey yapıyor, o bile alışmıştı. O kemoterapilerden sonraki o mide bulantılarını bilirsiniz yani. Hiçbir şey yapamıyorsun, yataktan çıkamıyorsun, bir mide bulantısı. Benim oğlum böyle sabahları hemen gelirdi, anne al kaseni derdi böyle. Hani midem bulanırsa kaseni yanında tut, tamam mı? Ben içeri gidiyorum anneannemin yanına derdi. Ondan sonra bazen gelirdi. Ben böyle ayağa kalkacak, yürüyemeyecek halde olduğum zaman bile gidip onun yanında uzanmaya çalışıyordum. Hani o salonda oynarken gidip oradaki koltukta uzanmaya çalışıyordum ki en azından hani yanındayım. Bir iki cümle de olsa ona kurabiliyordum yani. Şimdi yayında hiç bu hastalığı bilmeyen arkadaşlar da var şu an, eminim. Yani Allah yaşatmasın. Ama bu o kadar ağır bir şey ki, inanın bazen parmağınızı oynatacak gücünüz bile olmuyor. Parmağınızı oynatacak gücü bırakın, konuşacak haliniz bile olmuyor yani. Kendiniz böyle kapatasınız geliyor. Ama işte çocuk olunca bunların hepsini böyle biraz daha hani o görmesin, şey yapmasın, hani iyiyim motivasyonuna girip hani ayağa kalkmaya çalışıyorsunuz. Hani bir şey istiyor. Anne böyle yapalım, anne şunu verir misin? Aslında o an hiç gücün yok ama kalkıyorsun işte. O istediği için onu yapmaya çalışıyorsun. Bir de küçük olduğu için senin hasta olduğunu, tamam hastasın biliyor ama Evet. yine sana ihtiyacı var. Evet. Ondan dolayı yapmak durumunda kalıyoruz. Sürünsek de o Evet. kalkıyoruz, onun suyunu veriyoruz ya tuvaletine Evet. götürüyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Aynen öyle. Sürekli olarak da yanımızda büyüklerimiz ya da bize yardımcı olacak insanlar olmuyor ya da eşlerimiz olmuyor. Yine kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Hani bir Aynen öyle. söz vardır. Tırnağın varsa kendi başına kendi kaşı hesabı. Aynen Kendi öyle. işimizi hallediyoruz. Evet, yani ben de öyle. Mesela bu aldığım kemoterapilerde vücudum alerji yaptı diyeyim size mesela. Böyle çok kötü oldum bu nüksettiğinde. O zaman mesela gece birden ateşlenmeye başladım. İşte vücudum çok böyle değişik reaksiyonlar göstermeye başladı. Çocuk daha 45 günlük, gece inanır mısınız yani, ben onu üstüme böyle iki kat battaniye almışım, ateşim 40'ı geçmiş o gece, gözümü açacak mecalim yok, onu böyle sırtımda iki battaniye, kucağımda onu uyutmaya çalışıyorum. O bazı anlar unutulmaz derler ya, benim ömrüm boyunca unutmayacağım bir andı o. Yani ben o kadar kötü anda ona, yine de anne işte, yani sen aslında o ölüyorsun bitiyorsun, ateşlerim diyorum ya 40'ı geçik, yani o kadar fenalaştım ama kucağımda o 45 günlük bebeği sakinleştirip uyutmaya çalışıyorum. Beşiğine koymak için kalktığımda zıngır zıngır titriyorum böyle, yani nasıl sabah ettiğimi bilmiyorum, kaç kere böyle uyandığımı bilmiyorum, zaten uyku yok hastalıktan, bebek bir anda o bazı anlar hafızaya kazınıyor. Bazı anları unutamıyorsunuz. Yani bu hastalık size çok şey bırakıyor. Çok anı bırakıyor. Çok hatıra bırakıyor. Ama dediğiniz gibi için içine annelik de girince iş bambaşka bir boyut alıyor. Bildiğiniz Superman moduna giriyorsunuz. Onu da başarmaya çalışıyorsunuz. Onu da başarmaya çalışıyorsunuz. Aslında bir yandan da iyi oluyor. Belki dediğiniz gibi hani tek başımıza kalsak iyice motivasyonu düşüreceğiz. Hani ya yapamıyor, olmuyor moduna gireceğiz. Ama diğer türlü ayağa kalkınca bir tık daha unutmaya başlıyorsunuz.
savaştığınız şeyi. İyi olmaya çalışıyorsunuz. Hani gülmeye çalışıyorsunuz. Aslında gülmek istemiyorsunuz. Hani gülecek haliniz bile yok. Ama onlar için hani bir şey oluyor. Gülmeye çalışıyorsunuz. Gülüyorsunuz. Böyle böyle vücut da gülmeyi hatırlıyor. Vücut bu sefer ne? Mutlu olmayı hatırlıyor. Mutluluk hormonu salgılamaya başlıyor. Böyle böyle aslında biraz daha motive olmaya başlıyorsunuz hayata. Daha çok adapte olmaya başlıyorsunuz. Dediğim gibi yani bize böyle böyle anılar bıraktı. Güzel şeyler de kattı. Unutamayacağımız anılar da bıraktı. Ama geçirdik. Umarım tekrar uğramaz. Tekrar hiçbirimiz yaşamayız. Ne diyeyim? İnşallah hiçbir şekilde yaşamayız. Peki kanser süreci size neyi değiştirdi? Yani önceden kanser tanısı almadan önceki melekle kanser tanısı aldıktan sonraki melek arasındaki fark dağlar kadar fark var. Yani gerçekten dağlar kadar fark var. Önceden olsa ufacık şeyi bile dert ediyordum diyeyim size. Hani yani bunu aldım buraya koydum. Dedim ya hani bu buradaydı. Bunu niye buraya koydunuz diyordum. Hani ben onu oraya koydum. Nasıl oraya koyarsınız? Ya da en ufak bir şeyle böyle bir kanıtlama ihtiyacı duyuyorsun. Hani yaptığın sinirleniyorsun misal hani bir şeye. Ama bu hastalıktan sonra böyle bakıyorsun diyorsun ki ya bırak hani dağınıksa dağınık kalsın. Hani ya yani ben oturmak istiyorsam oturacağım bugün. Yapmıyorum. Bu yani bana kattığı çok şey var gerçekten bu konuda. Sinirlenmemeye başladım diyeyim size biraz daha. Çünkü diyorum ki ya hani buna mı üzülüyorum? Hani buna mı sinirleniyorum? Mesela bazı şeylere bakıyorum. Bir şey oluyor yanımda. Hani bazı kişiler falan. İşte dert yanıyorlar. Şöyle oluyor, böyle oluyor diyorlar. Çok üzülüyorlar. O an bakıyorum diyorum ki hani ya arkadaşım senin derdin yok ki. Hani sen kendini boş yere üzüyorsun. İnan bu üzülecek hiçbir şey değil. Önceden üzüldüğüm milyon tane şeye şu an gülerek bakabilecek moddayım. Çünkü aslında hepsinin çok önemsiz olduğunu, değersiz olduğunu, benden önemli olmadığını öğrendim. Çünkü o kadar fazla acı yaşıyorsunuz ki, o kadar ağır şeyler yaşıyorsunuz ki bu süreçte. Hayatta yani şöyle diyeyim ya, yani hepiniz hissetmişsinizdir bunu. Böyle ölümün eşiğine gelip, ya acaba sabaha çıkacak mıyım deyip böyle sabah olunca böyle açtığımı biliyorum gözümü. Yaşıyorum ya şimdi, diye uyandığımı biliyorum ben. Hani ölmeyi beklediğim geceler oldu. Sözünüzü kestim. Kanser tanısı aldığımızda zihnimize kazınan şey psikolojik olarak kanser eşittir ölüm. Evet. Biz şu an bunu gösteriyoruz. Kanser eşittir ölüm değil. Değil. Kesinlikle değil. Yani aslında şöyle. Bu süreçte tabii ki de hep çok iyi olacağız, motive olacağız, her şey güzel olacak diyemiyoruz. Hani böyle deyin de diyemem. İnanın bana. Çünkü hepimizin düştüğü bir dönem oluyor. Ama düştükten sonra ya tamam bugün düştüm ama akşamına toparlıyorum. Hani iyiyim. Yani her zaman kendimi iyi hissedeceğim diye bir şey yok. Ama başarıyorum, yapabiliyorum demek önemli. Yani bu sefer hani her şey çok güzel olacak gidiyor ben iyiyim falan dersek bu tamamen polyanacılık oluyor aslında. Hepimiz de yaşadık bunu. Ama dediğim gibi düştüğümüz anda gözyaşımızı silip ya tamam hani tamam şimdi ağladım ama bundan sonra benim için güzel olacak. Hani bak başarıyorum, ilaçlarımı alıyorum, her şey güzel olacak moduna girebilmemiz gerekiyor. Ben demiyorum, ben hiçbir arkadaşıma da demiyorum yani hiç kimseye de tamamen çok güzel olacak, her şey güzel olacak modunda olun da demiyorum. Yani tamam bazı şeyler kötüye gidebilir, kötü düşünebilirsin şu an ama hayatın bir bölümü kötü oldu diye tüm süreci kötü bitmeyecek. Şu an sadece kötü hissediyorsun. Ama akşamına toparlayacağız, akşamına iyi olacağız, güleceğiz, yine kendimize geleceğiz. Yani bu işin sonunda gerçekten ölüm yok. Motive çok önemli. Yani yapabilmek, bunu düşünmek çok önemli. Gülmeyi unutmamak gerekiyor. Biliyorum çok zor bir süreç ama dediğiniz gibi kanser eşittir ölüm değil. Bunu aklımıza kazırsak böyle kazarsız böyle her şey güzel olacak ya. Yani bunu bilmek önemli bence. Bunu söyleyip tekrar etmek önemli. Anı güzel yaşamak, günü güzel yaşamak önemli. Evet. Gün bir gün. Evet. Örnek vereyim. Bir haftada 7 gün var.
Bir ayda 30 gün var. Yılda 365 gün var. Ama gün bir gün. Evet. Onu da Aynen öyle. güzel yaşamak gerekir. Her yeni günü yeni Yeni günü başlangıç olarak. yeni başlangıç olarak yaşamak lazım. Bu süreç içerisinde stresten uzak durmamız lazım. Ve Evet. dediğiniz gibi ben demeyi öğreniyoruz. Önce can demeyi öğreniyoruz bu süreç içerisinde. Can iyi olursa canana faydası olur. Bunu Evet. öğreniyoruz. Biz ne kadar iyiysek çocuklarımıza ya da çevremize iyi olabiliriz. Onlara katkı yapabiliriz. Evet. Yani Bize çok şey katıyor aslında. Ya bu süreç gerçekten dediğiniz gibi tek bir hayatımız var. Az önce de dediğim gibi yani birazı kötü oldu diye hepsi kötü gidecek diye bir düşünceye kapılmamak gerekiyor. O yüzden anı yaşamak çok önemli. Ben gerçekten bunu da öğrendim. Önceden üzüldüğüm hiçbir şeyin aslında çok böyle değersiz olduğunu, anda kalmanın kıymetini öğrendim. Çünkü o dönem inanın o ağladığınız, o ağrı çektiğiniz günler olunca eski günlerin kıymetini anlıyorsunuz. Ya ben diyordum ki hani ağzımın tadı var diyordum ya. Hani ağzımın tadı var şükürler olsun diye güne başladığımı biliyorum. Ben mesela bilmiyordum bu kansere yakalanmadan önce ağzım bir tadı olduğunu bilmiyordum inanın. Bunu tamamen kaybedince öğrendim. Bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu da o zaman öğrendim. Yani o hissi geçince şükrettim ya. Dedim ki gerçekten benim ağzımın tadı varmış. Hani geldi çok şükür. O an anlıyorsun ki hani bir şeyler yemeye başlıyorsun, içmeye başlıyorsun. O ağzının tadı gelince sen gülmeye başlıyorsun. O öyle bir şey. Onu anlayınca işte dediğiniz gibi bu anın kıymeti, hayatın kıymeti, yaşamayı bilmek. Bunların hepsi bize motive, yani ders çıkarabilirsek çok şey öğretiyor bize. Dediğim gibi yani bunu yaşadıysak da muhakkak bir nedeni var, bir sebebi var. İsyan etmek bize hiçbir şey getirmiyor. Teslim kesinlikle olduktan getirmiyor. sonra Allah onu zaten bir yola koyuyor yani. Sen teslim olduktan sonra savaşını da verdikten sonra bir şekilde her şey yoluna giriyor. Yani ben de dediğim gibi bitti dediğim anda tekrar başladı. Tam bitti dedim. Bu sefer Allah'tan bir bebek geldi. Bir mucize geldi Bir size. mucize geldi ama mucizenin şeyi de bende. Devam mı, tamam mı? O karar inanın o kadar zor ki. Yeni hastalıktan çıkmışım. Vücudum şey ağlamaklı bir dönemdeyim. Dedim ki hani onu öğrendim tekrar ağlamaya başladım. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ve kimse size şunu yap ne demiyor. Ne olacağını kimse bilmiyor. Tamamen size ait bir karar. Böyle olunca da tam dedim ki yani Allah'ım beni böyle zorlu bir süreçten çıkarttın tekrar koydun. Hani böyle aslında isyanın eşiğine gelip böyle tamamen ama sonrasında tekrar şükredip Allah'ım tamam hani var bir sebep vardır bir hayır deyip devam ettikten sonra gerçekten her şey yoluna giriyor. Yani motive çok önemli gerçekten. Yani savaşmayı bırakmayın, bırakmayalım. Hep beraber Sizin geçiyor. sınavınız Evet, gerçekten benim sınavım biraz beni zorladı. Gerçekten zorladı. Umarım yani geçmişizdir. Ne diyelim diyelim? ki lisedeki bir öğrenci matematik dersi ya da affedersiniz bir matematik dersiyle bir resim dersinin sınavı birbirinden farklı olabiliyor. Onun için de bizim sınavımız daha ağır derslerden Evet. sınavlar. Sorularımız daha ağır maalesef. Ama Anneciğim. üstesinden her bir şekilde geçeceğiz. Bunun kazananı biz olacağız. Yani Evet. o şekilde de bakmak lazım. Karamsar düşünmemek lazım. Tıp Kesinlikle. gerçekten çok ilerledi. Hala da ilerlemeye devam ediyor. Her geçen gün yeni ilaçlarla bulunabiliyor. Belki kanserin de aşısı bulunacak. Umarım. Mesela bir Umarım. HPV virüsünde karşılık var. HPV aşısı var. Bir rahim ağzı kanserine çözüm bulunabiliyor. İnşallah diğer kanser türlerine de çözüm bulunacak. Şu an Umarım. yapılan araştırmalarda özellikle meme kanseri üzerinde çok fazla araştırma var bu konuda. Umarım onlara da çözüm bulunacak. Evet. 20 yıl öncesindeki tedavi yöntemiyle şu anki tedavi yöntemi de bir değil. Değil.
Onun için de hedefe yönelik tedavilerin olduğu bir dönemdeyiz. Evet. Yani, önemli olan bu mücadeleyi bırakmamak, savaşı aynen bırakmamak. Aynen öyle. Yeri gelecek dibi vuracağız, yeri gelecek moralimiz bozulacak, ağlama krizlerine gireceğiz, isyan noktalarına kadar geleceğiz. Ama isyan etmeyeceğiz. Evet. Mücadelemize devam edeceğiz. Öyle. Az önce dediğim gibi yani tamamen o her şey iyi olacak. Şöyle yapın, böyle yapın. Bunu demiyorum. Zaten bunu her an, her dakika bunu yapamazsınız. Ve böyle de olmuyor da gerçekten. Yani insanın kendini tamamen kaybettiği bir dönem oluyor. Kendini tamamen böyle bir ne diyeyim size, bir çukurda hissettiği dönem oluyor bu süreçte. Ama dediğim gibi hani o an gerçekten tamam, en dibi yaşayın. Yaşayın o an yani. Onun gerçekten üstünü örtmeyin. Üstünü örttükçe daha kötü oluyor çünkü bu duygular. O an onu yaşadıktan sonra tekrar, ama dediğim gibi hani ya olacak. Tamam. Hani o moda tekrar girmeyi bilirsek, yani onu yapabilirsek gerçekten her şeyi halledebiliriz. Yani kendimize inandıktan sonra, başardıktan sonra lütfen pes etmeyin. Yani buradan muhakkak vardır. Şu an savaşan arkadaşlarım muhakkak vardır. Ya lütfen Evet, pes etmeyin. Biliyorum yani her gün güzel geçecek diye bir kayda yok. Her günümüz zaten güzel de geçmiyor bu süreçte. Ağrılı yani geçiyor, sıkıntı sağlıklı geçiyor. Bireylerin de her günü güzel geçmiyor. Tabii Kanser ki. tanısı almamış kişilerin de her günü güzel geçmiyor. Evet. Bir hayat mücadelesi onların da var. Yani Kesinlikle, kesinlikle. Bu ekonomik süreçte mücadelesi vardır, eviyle ilgili sorunları vardır. Yani kanser tanısı almamış kişilerin de bu sorunları var, sıkıntıları var. Ha biz biraz da hastalıkla imtihan ediliyoruz. O ayrı bir olay. evet. Onun için de pes etmemekte fayda var. Ömrü veren Allah'tır. Evet. Bizim ömrümüzün ne kadar olacağını, süremizin ne olacağını bilmiyoruz. Yani Evet. biz, ben her zaman şunu söylüyorum. Rabbimin bana vermiş olduğu bir nefes sayısı var. Ben hızlı alsam da o sayıyı biliyor, yavaş Evet. alsam da biliyor. Yani onun bana vermiş olduğu bir ömür var. Onu o zamana kadar yaşayacağım. Belki kanserden ölmeyeceğim. Evden dışarıya çıktıktan sonra bir kaza geçireceğim. Bilemem onu yani. Onun için Hani bunlara takılmamak da var. Takılmamak gerektiği kanaatindeyim. Tedaviye odaklanmak gerektiği kanaatindeyim. evet. Moralin bozmamak gerekiyor. O dediğiniz mutluluk hormonlarını salgılayarak kansere de karşı bir mücadele vermek, o tümörü yok etmek için vücudumuzun, bağışıklık sistemimizin etkisiyle yok etmek gerektiği evet. kanaatindeyim. Sadece ilaçla da olmuyor. Şurada o mutluluk hormonunu salgılamak gerekiyor. Yani kendimizi hissettiğimiz zaman kısa yürüyüşlerle. Yani benim doktorum şey demişti, tabii bu süreçte dediğim gibi muhakkak psikoloji desteği de ihmal etmeyin. Çünkü inanın bazı, yani biz belli bir yere kadar götürebiliyoruz bazı süreci. Ondan sonra olmuyor. Çünkü aldığımız ilaçlar da çok etkili bu süreçte. Yani bizim güzel düşünmemizi engelliyor bu kemoterapiler. Çünkü tüm hücrelerimizi öldürdükleri için bu hücreler. Bazen hani istesen de olumlu düşünemiyorsun. İstesen de güzel bakamıyorsun o hayata. O yüzden ben her zaman diyorum hani böyle bir Instagram'da falan da hani böyle yazan arkadaşlarım oluyor. O süreçte diyorum ki ya lütfen hani ihmal etmeyin, destek almayın. Destek alın ki bu süreci daha kolay atlatın. Çünkü tek başına belli bir yere kadar gidiyor, olmuyor. Ondan sonrasını götüremediğin için kendini daha kötü hissediyorsun. Bu süreçte destekle hem birbirimize destek olacağız, hem doktorlarımızın desteğiyle bu süreci inşallah hep beraber bitiririz. Benim doktorum şey diyordu hani o kadar artık hani ağrı acı çekmişsin ki vücudun mutluluk hormonunu, hani mutlu olmayı unutmuş diyordu hani doktorum. Öyle bir sürece evet. girmiştim. Düşünün yani. Öyle diyordu ya hani o kadar ağrı acı eşiğine gelmişsin. Ağrı acı eşiğin çoğalmış ki artık vücut hani mutluluğu unutmuş. O yüzden hani mutluluk sağlamamız için yürüyüş yapman lazım. Dedim ki ben istemiyorum ki yürümek, dedim doktora o. Hani yürümek gelmiyor içimden, hiçbir şey yapmak gelmiyor. Sadece evdeyim, hani evden çıkasım gelmiyor. Peki hayır olmaz. Niye? Çünkü vücudunda mutluluk hormonu yok, hiçbir şey istemiyorsun. Yürüdükçe mutluluk hormonu salgılanacak. Mutluluk hormonu salgılandıkça işte sen yürümeyi isteyeceksin. Diğer işlerini yapmaya başlayacaksın. Gerçekten düşündükçe bana da çok mantıklı gelmeye başladı. Bu sefer işte kendimi biraz biraz iyi hissettiğim zaman açık havada işte yürüyüşlere
başladım. Öyle öyle işte kendimize iyi gelen şeyleri bulup bu süreçte güzel şeylerle ilgilendikten sonra işte motivemizi arttırmaya çalışıyorduk. Çünkü başka türlü kendimizi aşağı çektikçe her şey kötüye gidiyor zaten. Kendimizi o yüzden belli böyle güzel şeylere odaklayıp işte bu kemoterapilere giderken bile güzel güzel gitmeye bakıyordum. Hani böyle hep neşeli neşeli güzel güzel gidiyordum. Çünkü biteceğine inancım var. Hani bitecek. Yani bunlar da hayatta bize bir hatıra olarak kalacak. Çünkü ileride inanın ya ben öyle bir şey başardım ki demek istiyorum. Çocuklarıma, torunlarıma. Şimdi geçen oğlum da diyor. Patlar yapma. Patlar yapma. Yani şimdi mesela oğlum küçük anlamıyor. Ya anne sen ne hastasın? Ne iyileştin mi tamamen? Ona da tabii belli bir anlayacağı düzeyde hep anlattık. Geçen diyor ki anne iyileştin mi tamamen? Dedim ki umarım iyileşmişimdir. İyileştim. Ne hani sen neyin var? Niye hep başın dönüyor? Şöyle oluyor. Böyle dedim ki ileride anlayacaksın. Hatırlayacaksın. Hani ileride bunları konuşacağız. İleride dedim gurur duyacaksın. Yani bunları ömrümüzün sonuna kadar umarım tekrar yaşamayız. O yüzden dediğim gibi kemoterapiye gidiyorsak bile bunların hayatımızda bir hatıra olarak kalacağına anne inanarak bak. Hayatımıza güzel anı olarak koymaya bakıyordum. Anne bak. Yapma patlayacak. Güzel bir anı olarak koymaya bakıyordum yani bunları. Hep öyle gittim. Hep de şu anda öyle kaldı. Dediğim gibi ama ağrılı acılı dönemlerde bunları da hatırlıyorsun. Unutmak mümkün değiller. Böyle bir süreci unutamazsınız. Her anına kadar aklınızda ağrınızın o ağrınızı bile unutamazsınız yani ne derece olduğunu unutamazsınız yani bu sürecin hiçbir şeyini unutamazsınız ama dediğim gibi güzel anılar koyarak hatırlamak daha mantıklı geliyor bana çünkü Allah kimseye vermesin ama yaşadık yani yaşadık herkesin yaşamayacağı bir şey yaşadık. Ve dediğim gibi ileride de ya biz başardık. Allah'ın izniyle bazı şeyleri açtık deyip güzel şeyleri de anlatmak gerekiyor. Evet yapma patlayacak. O yüzden dediğim gibi hani giderken de kemoterapilere giderken de gülerek gidebiliyorsak onun bir zehir değil de şifa olduğuna inanırsak halledebiliriz. Halledemeyeceğimiz bir şey yok. Hepimiz birbirimize destek için buradayız zaten. Bu sayfalarda bu yüzden var. Bu hastalıktan önce bilmezdim böyle bir şeyi. Ama insan işte yaşadıkça destek olmayı öğreniyor. Çünkü kim ne derse desin ben seni anlıyorum. İşte ben seni çok iyi anlıyorum. Yaşamayanlar anlamıyorsun. Bizi bizden başka kimse anlamıyor. Ben hep öyle derim ve bunun da arkasındayım yani bu süreçte. O yüzden bizim birbirimize desteğimiz olması gerekiyor. O yüzden bu sayfalarla beraber birbirimize çok güzel destekler olduktan sonra hep beraber güzel güzel umarım atlatırız bu süreçleri diyorum. Sözünüzü keseceğim ama hanım Erten bir şey yazmış. Ona takıldım. Ben 2021 Mart 24'te sol göğsüm alındı, lenfim alındı. Ben de 6 ay sonra 40 yaşındaki kızım meme kanseri oldu. Önce bakla yap lütfen müsaade eder misin ya? Çok geçmiş olsun hanım Erten Hanım. Hem size hem kızınıza Allah şifa versin. Allah güzel. Peki bir şey soracağım. Kanser tedavisi görürken çevrenizden nasıl etkiler aldınız? Nasıl destek mi aldınız? Ya da hayatınızdan birilerini mi çıkartmaya çalıştınız? Ya zaten şöyle bir süreç oluyor aslında. Tabii ki destek aldım. Ben ailemin, arkadaşlarımın desteği beni hayata bağlayan yegane şeylerden biriydi. Ailem öğrendiğinde zaten aynı onlar da benim gibi yaptılar. Hani hiç üzüldüklerini bana hiç belli etmediler. Hep modları yüksekti. İnanın şöyle durum vardı. Benim yiyeceğim şeyler kemoterapilerimden dolayı şeydi, yasaklı çok yiyeceğim vardı. Yani çoğu şeyi yiyemiyordum. Ben yiyemiyorum diye eve hiçbiri alınmadı. Ben yemedim diye kimse yemedi o süreçte. Öyle bir süreç geçti. Ya
Annem en büyük destekçim annemdi. Hem çocuklara baktı, hem bana baktı. Babam deseniz öyle. Yani aslında bu süreci herkes içinde yaşadı diyebilirim size. Yani kimse beni üzmemek adına hiç üzüldüğünü belli etmedi. Ben de onları üzmeyeyim diye hiç böyle şey yapmadım ama o da bir yere kadardı işte. O bir yere kadar gidiyor. O ağrılar çoğaldıkça, şey yaptıkça belli bir yere kadar gidiyor. Hatta bir yandan sonra şey olur. Ya iyisin iyisin falan diyor. Derim ki değilim. Ben iyi değilim. Lütfen bana iyisin. Hiçbir şeyin yok. Hani geçecek geçecek demeyin dedim. Belli bir süreden sonra ona da geliyorsunuz. Herkes diyor ki ya geçecek işte tamam. Yani bu da geçecek falan. Dedim ki demeyin bana. Ben bunu duymak istemiyorum artık çünkü bana iyi gelmiyor bunları duymak dedim. Hani öyle bir Grip evreye de gibi. giriyorsun. Evet öyle Hani bir ben buna çok karşılaştım ya, grip gibi. Bir gün yeğenime şunu söyledim. Ağzının üzerine bir tanesini indiririm. Ya o geldi, şiddete karşıyımdır ama bu grip gibi değil. Grip olsam doktora gitsem, bir haftada gitmesem 7 günde iyileşirim. Hani bir söz vardır ya. Ama benim artık ömrümün sonuna kadar bu süreci yaşayacağım. O yara korkuyu bırakan yaşayacağım, bu riski yaşayacağım. Yani şu an belki ben 6 aylık kontrollerdeyim, 2,5 yıldır. İnşallah hep böyle devam eder. inşallah. Arkadaşlarımızın da aynı şekilde. Ama bu sürecin bu şekilde devam edeceği garantim yok. Evet. Hani biraz önce ölümden bahsederken bir sınır dedik. Ben her zaman şunu diyorum. Ben ensemde hissetmiş insanım. Evet. Yani biletimi almışım, sadece tarihim yok. Elimde biletim var ama tarihim yok. Evet. Bir süreç içerisinde bunları yaşıyorsunuz. Bir de basit bir şeymiş gibi algı verilmeye çalışılıyor. Grip gibi. Ama o onkoloji koridorlarını gezmek lazım. Bizi anlayabilmeleri için Evet. onkoloji salonuna gitmek lazım. Orada o ilacın nasıl alındığını görmek lazım. Az önce Damarının patladığını doğru görmek işte. lazım. Evet, bu az önce dediğime geliyor. Yani bizden başka kimse anlamaz. Diyorlar ya işte, ya ben seni anlıyorum, tamam işte, anlamıyorsun. Çünkü sen bunu yaşamadın. Hani anlayamazsın yani. Onlara da aslında kızmıyorum. Onlar da destek olma amaçlı diyorlar ama bazen destek olacakları yere üzdükleri oluyor. Yapma. Zor süreçler. Tamam yeğenim, patlat onu da kurtul. Tamam bebeğim, lütfen. Yani benim, kusura bakmayın lütfen. Yok, hiç önemli değil. Benim yasaklılar şu an benimkilerde. 2 tane küçüğüm var. Arada böyle kafasını uzatıyorlar. Sıkıntı yok yani. Hayır, onların mutlu olması için uğraşıyoruz. Kendimizi yeri geliyor bırakıyoruz. Sıkıntı da yok yani. Peki bu tanı aldıktan sonra çevrenizdeki insanlara neyi önerdiniz? Çevremdeki Herhangi insanlara bir öneriniz önerim oldu mu? oldu aslında. Dedim ki yani benim tek önerim anda kalmak. Önceden her şeyi çok erteliyordum. Şöyle yapayım, ya yaparız hani. Ya da ne bileyim, bir şeyden vazgeçmiyordum. Hani bir şey yapmak için bir şey vermem gerekiyorsa diyordum ki ya sonra hallederim. Sonra yaparım. Hani düşüneyim bir diyordum. Yani en basit bir misal veriyorum. Saç boyatmak ya. Hani boyat ya, aman diyordum hani. Neyse diyordum. Saçımın rengini bozmuyorum falan filan diyordum. Bebeğim lütfen biraz müsaade eder misin bana? Baktım, evet gördüm, çok güzel, tamam. Diyordum yani, ama şimdi diyordum ki aklınıza gelin, anı yaşayın. Yani gerçekten, çünkü boyatacak saçınız kalmıyor. Yani bazen her şey elinizden öyle bir gidiyor ki o çok severek yediğiniz yemeği yiyemiyorsunuz. O Evet. istediğiniz renge boyatamıyorsunuz o saçınızı. Çok sevdiğiniz saçınız sizden gidiyor, yok yani. Bu süreç beni çok yaralamıştı. O saçları kaybetme döngüsü beni çok yaralamıştı. O yüzden ben hep derim, aklınıza geleni yapın, anı yaşayın. Yani lütfen ertelemeyin. Erteledikçe belki yapacak zamanımız yok. Hayatımız, bir tane hayatımız var. Onu da istediğiniz gibi yaşayın. Başkalarının ne dediğinin hiçbir önemi yok. Az önce de dediğim gibi, yani hayatımız bir bölüm diyeyim size. Bir bölümü kötü gitti diye hepsi kötü gidecek diye bir şey yok. Devamını güzel geçireceğimize inanın. Bazen kötü bölümler oluyor araya. Reklam gibi düşünelim bunları. Ama devam ediyor. Devam da edecek yani.
Hep böyle diyorum. Sadece benim önerim anda kalmak. Yani bu an meselesini çok iyi anladığım için hep vurguluyorum. İstediğimi yapıp anda kalmak ve bu istediğim dediğim gibi ya olmuyor çünkü. İnanın kaybedince anlıyorsunuz bunu. Zamana bırakıyorsunuz. Hallederiz diyorsunuz, yaparız diyorsunuz ama ne yapacak haliniz oluyor, ne yapacak zamanınız oluyor, ne yiyecek haliniz oluyor. Canınız çekti mi yiyin ya hani, yiyin yani. Şimdi bizim ben meme kanseri olduğum için en azından diyoruz ki artık elle muayeneyi öğrenin diyoruz 40-20 yaş üstü bayanlara ya da işte 40 yaş üstü bayanlara bir mamografi çektirin, rutin kontrollerinizi yaptırın. Lenfoma da nasıl bir öneriniz olur? Evet. Lenfomada da şöyle, lenfomada da aslında vücutta şişlikler meydana geliyor. Ele gelen şişlikler, işte bu boyun etrafında ya da başımızın buralarında bazen dinmeyen bir şişlikler geliyor. Elle muayene ettiğinizde de aslında böyle burada yumru gibi diyeyim tabiri caizse. Hani ele gelen şeyler gördüğünüz zaman aslında bir kontrole gitmek gerekiyor. Ayrıca ekstrem olarak bunun belirtileri... Aslında bunun septomları A septom, B septom diye ayrılıyor. En sık görüleni gece ateşlenmesi. Yani düşmeyen ateş. Bu lenfomanın en çok rastlanan şeyi. Bu düşmeyen ateş olayı. Saçlarda dökülme de yan etkiler arasında galiba lenfomada. Evet. Yani bu şeyde belirtiler arasında diyeyim. Belirtiler arasında olduğunu bilmiyorum. Ben kemoterapilerden sonra dökülmesini yaşadım. Tam kavuştum biraz. Tekrar yaşadım. Nakil sürecine tekrar benden gittiler. 2 kere kaybettim saçlarımı. Yapacak bir şey yok. Yani üzüyor. Evet, bu duruma hiç alışamıyorum. İlkinde kaybettim, alışamadım. İkincisinde kaybettim, yine alışamadım. Beni çok sarsan olaylardan biri. Dediğim gibi yara bırakıyor. Evet anneciğim, güzel olmuş. Bu süreçte dediğim gibi işte bu ele gelen şişlikler, kasıklarda, boğazda, işte bazen boyunda, koltuk altında. Şişlikler olduğu zaman kontrole gitmek gerekiyor. Dediğim gibi gece dinmeyen ateş, çok fazla kilo kaybı. Ben mesela benim de belirtilerim varmış ama ben hiçbirini anlamamışım çünkü bilmiyordum. Bunun hakkında hiçbir fikrim yoktu. Tamamen dediğim gibi tesadüf eseri öğrendim. Doktorum dedi bana ya hani vücudun aslında tüm belirtileri vermiş ama anlamamışsın. Hani ben mesela olan kilomun 10 kilo altına düşmüştüm kısa bir zamanda. Çok zayıfladım. İşte ben diyordum ki işte çocuğun peşinde dolanmaktan. Çocuk küçük. O zaman uzakta oturuyorum hani desteğim yok. Hani onun peşine dolanmaktan kilo veriyorum. Bir şey yiyemiyorum diyordum. İşte buralarımda ele gelen şişlikler vardı. Ama ben tabii çok anlamıyordum. Yapabileceğim bir şey yok. Patlamasın lütfen. Ele gelen şişlikler. Benim mesela gece böyle çok kaşıntılarım oluyordu. Onlar da bunun aslında bir belirtisiymiş. Ben de işte ateş vesaire olmuyordu. Herkes de aynı belirtiyi gösterecek diye bir şey yok tabii. Ama en çok belirtisi en çok belirtisi bu gece dinmeyen ateş ve ele gelen şişlikler diyebilirim size. Yani buradan bu tarz belirtileri olan arkadaşlara da dikkatli olmaları gerektiğini, en azından lenf bölgelerini kontrol etmekte fayda olduğunu söyleyelim. Ve bu süre içerisinde herhalde hematoloğa gitmek gerekiyor. Evet, Değil mi? hematoloji çünkü kanla ilgili bir durum. Kan olduğu için hematoloji bakıyor bu duruma. Lenfoma, lösemi, bunların hepsi hematologlar. Çünkü bizim meme kanserinde genelde meme kanserine göğüs kanseri dendiği için birçok insan hangi doktora gitmesi gerektiğini ilk önce bilmiyor. Göğüs cerrahisine giderek zaman kaybediyor. Bizlerde de mesela meme kanseri için bir genel cerraha ya da meme genel cerrahına gitmek, meme cerrahisine gitmekte fayda var. Arkadaşlarımıza ne söylemek istersiniz? Ben aslında Bilmiyorum. söyleyeceğimi söyledim. Bence hepsi almıştır diye düşünüyorum. Veya bitti diye düşünmeyin. İnanın bitti dediğimiz yerde çiçekler açıyor. Yani ben bittim dediğim dönem her şey bambaşka oldu. Yani bizim planladığımızın, bizim öngördüğümüzün çok daha ötesinde planlanan şeyler var. Yani ne diyeyim? Bitti demeyin ya. Bitmiyor. Hayat bitmiyor gerçekten. Nefes alıyorsak hayat devam ediyor zaten. Evet, bir
Ümidimiz var. Yitirmiyoruz. Hayır, her şey bir mucize. Yapma bebeğim. Bağlar lütfen. Mısın? Yani. Bağla. Ver. Öyle yani. Dediğim ben evlat candır diyorum ben şu an. Küçük anlamıyor. Anlatsanız da anlamıyor. Biraz daha büyük olsa belki şey yapacak da şu an çok bir şey yok. Bir de bugün beraberiz. Pek bir destekçimiz de yok bugün. O yüzden böyleyiz. Yok, hiçbir şekilde takmıyorum. Ben önceden aşırı sinirli bir insandım. Kesinlikle böyle, özellikle yeğenlerim çok iyi bilirler. Şu an özellikle kanser çanısı aldıktan sonra daha sakinim. Çocuklara evet. Karşı daha sakinim özellikle. Ev dağılmış dağılmamış umurum bile değil. Şu an inanın salonumu bir görseniz dersiniz ki ya buraya bir bomba atmışlar. Evet, çocuk olunca. O denli. O küçük küçük Lego parçalarının hepsi, yani 5-6 tane setin bir arada olduğunu düşünün. Tek 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 onlarla uğraşıyoruz şu an. Yürürken ayağımıza batmasını da hissediyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Onlar mutlu olsun diyoruz. Onlar huzurlu olsun. Gelişimini bir şekilde tamamlasın. Bizler evet. Yavaş yavaş da olsa onları toplayacağız. Zamanla kendileri toplamaya başlayacaklar. Onlar evet. Bizlere destek olacaklar. Benim kızım kelimi öpüyordu. Anne biz böyle de güzel istiyordu. 4 yaşındaydı. O öyle bir destek veriyordu. Sizin 3,5 yaşındaki çocuğunuz o zaman size kase tutuyor. Size evet. Öyle bir destek veriyor. Öyle bir moral veriyor. Gerçekten hissediyorlar. Annenin acı çektiğini, annenin moralinin bozuk olduğunu, annenin üzgün olduğunu, anneye bir şeylerin olduğunu çocuktan hissediyor. Evet. Belki şu an 9 aylık olan bebeğiniz bile hissediyordur yani. Ya bilmiyorum. Yani o da muhakkak bir şeyler olduğunu hissetmiştir ya. Yani çünkü o bilmiyorum, benim için zordu ondan ayrı kalmak, bir ay küçük çocuk ayrı, hepsini ayrı kalmak, nakit sürecinde işte hastanede bir ay, belki bir ay da biraz daha geçkin bir süre kaldı hastanede. Bu süreçte insan hem özlüyor, onların da şeyi var. Bir de bebeği de düşünüyorsunuz. Bak kızmaya başlayacağım. Tamam, oynar bu tarafta oynar. Yani tuhaf duygular. O annelik dediğiniz gibi işin içine girince her şey bambaşkaya sarıyor böyle. Ben hastaneye o nakil olduğumda dönemde hastane bile odalara hep resimlerini koydum hepsinin. Hani çocuklarımın resimlerini koydum falan böyle. Yani dediğim gibi işte o dönem kendinize ne iyi geliyorsa, sizi ne motive, ne mutlu ediyorsa onu yapmakta fayda var. Yani size iyi gelen şeyleri bulmak lazım. Onları bulduktan sonra çünkü yaşayacağız yani. Bunu yaşayacağız. Mecburuz. O yüzden bu bir süreç. Bunu yaşayacaksak, olduğumuz yeri güzelleştirerek yaşarsak bu bizde hem daha az travma bırakır hem de süreci daha rahat atlatmamıza sebep olur diye düşündüm ben hep. O yüzden hep olduğum yeri güzelleştirmeye baktım. Dediğim gibi az önce işte kemoterapiye gidiyorsam bu bana bir hatıra kalacak diye güzel güzel düşünerek, güzel güzel giderek patladı o. Öyle düşünerek mavi gittim. Mavi balonu. Patlattın ya onu anneciğim. Ya okuldan getirdim. Kiraz Keskin Hanım, onun kızı da Melek Hanım sizinle aynı zamanda kök hücre nakli olacaktı. Maalesef beyinde nüks etti. Beyin lenfoması ile ilgili ne söylersiniz? Şimdi Kiraz Hanım, Melek Hanım süreci yaşamış bir arkadaşımız. Ben meme kanseriyim. Bu konuda bir uzmanlığımız maalesef yok. Evet. Çok geçmiş olsun diyorum ben size. Eminim hematoloğunuz bu konuda size destek olacaktır. Umarım en az hasarla atlatır diyelim. İnşallah. Yani biz sadece dua edebiliriz. Evet. Aynen öyle. Sen lütfen. Lütfen biraz sesli olur musun? Lütfen. Yani
çok yaşayan var. Ve bu süreçte gerçekten birbirimize destek çok önemli. Ben hiç unutmuyorum. Bir gün kemoterapiye gidiyorum böyle. Ama nasıl gidiyorum o gün? Gerçekten böyle hani ümidimi yitirmişim. Çok motivasyonum düşük bir günde. Hastanenin otoparkına geldim böyle. Montumu işte eşim giydirecek böyle. Montumu çıkardı. Ben böyle arabadan indim, sadece duruyorum. Hani öyle bir dönem. Dediğim gibi böyle konuşuyoruz falan ama insanın o bazı dönemleri gerçekten çok zor geçiren dönemler. Anneciğim, o balonu patladı. Lütfen biraz müsaade eder misin? Ondan sonra arkamdan biri bağırdı böyle otoparkta. Peki bakar mısın, bakar mısın dedi. Döndük baktık eşimle. Şapkasını çıkardı. Böyle yaptı keline. Böyle saçlarını dedi ki hiç unutmuyorum gerçekten. Böyle genç bir çocuktu o da. Benden yani belki aynı yaştaydık. Böyle yaptı. Dedi ki ya moralini bozma. Bak bana ölecek dediler. Ben yaşıyorum dedi. Bana evet. Öleceksin dediler dedi. Ben yaşıyorum dedi. Hiç üzülme dedi. Bak dedi saçlarımı da kaybettim. Sen de kaybetmişsin. Geri gelecek dedi ya. Hani bu sene üzülme dedi. Ben dedi işte şöyle nakil oldum. Böyle nakil oldum dedi. Bağırma kardeşin oluyor lütfen. O an bende bir gülümseme oldu. Dedim ki yani o an böyle ya insan şey zannediyor. Hani sanki bir tek ben yaşıyorum bu acıyı. Bir tek bana mahsus. İlk zamanlarda öyle düşünüyorum. İlk zamanlarda öyle düşünüyoruz. Tek ama benim. Aslında o acıyı yaşayan birini görünce diyorsun ki tek değilim. Ben yalnız değilim. Benimle beraber bu acıyı yaşayan, bu acıyı paylaşan birileri daha var. İnanın onu orada görmek o kadar beni mutlu etti ki. Ondan sonra ben kendime geldim. Topladım onun o sözlerinden sonra. Bu sefer aynısını ben yaptım. Yine bir gün böyle kontrole gittiğimde benden daha küçük bir kardeşimiz vardı böyle. Morali şey saçları döküldü diye çok üzülüyor. Tabii genç daha 17-18 yaşında. Genç evet. Bir kız. Çok üzülüyor saçlarını kaybetmiş. Bu sefer o çocuğun yaptığını ben ona yaptım. Dedim ki bak bu artık bizde bir gelenek oldu. Şimdi sıra sende dedim. Bir dahaki sen dedim iyileşip geldiğinde bu koridorda üzgün birini gördüğünde motive sırası sende dedim. Bundan sonrası sende dedi ki tamam. Yani böyle böyle işte birbirimize destek oldukça yalnız olmadığımızı bildikçe o acıları yaşayan bir tek biz olmadığımızı bildikçe işte yani başkaları da olduğunu bilince beraber o acımızı paylaşarak bizi daha motive ediyor. O zaman işte biz gülmeye başlıyoruz. Dediğim gibi hani yalnız olmadığını hissedince her şeyi daha yani bir basamak atlamış oluyorsun aslında bu süreç dediğim size. Evet, bir level atlıyoruz. Evet. Bu sayfanın kuruluş amacı da zaten bu. Yani evet. Yalnız değiliz. Acınız olacağız. Moral olmak için bu evet. Tarz yayınları yapmaya çalışıyoruz. Uzman konuklarımızla bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Evet. En azından doğru kanallardan bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Evet. Yani sayfa amacımız bu. Kader çok arkadaşlarımızın elinden tutmak, yüreklerine dokunmak. Yani şu cevabı almak beni çok mutlu ediyor mesela. Allah razı olsun Filiz Hanım. Beni aradınız ya da bana döndünüz, bana cevap verdiniz. Evet. Belki o konuyla ilgili bilgim yoktur. Ama onun acısını hissediyorum. Evet. Onu yaşadım. O kemoterapinin zorluğunu yaşadım. Radyoterapinin sıkıntılarını yaşadım. Ameliyatın sıkıntılarını yaşadım. Yani en önemlisi o korkuyu yaşadım. Evet. Biliyorsunuz. Yani, o korkuyu yaşadım, biliyorum. O süreci kaybetmenin korkusu, o sınırı biliyorum. Evet. Lütfen. En azından hiçbir şey yapamasam bile dinleyebilirim. Evet. Ne diyorum? Ya dinleyebilirim seni. Evet. Ben öyle yapıyorum. Senin. Bana da böyle hani yazanlar, şey yapanlar oluyor bu süreçle ilgili. Yani elimden geldiğince hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Aynen. Beraber motive oluyoruz. Beraber motive etmeye çalışıyorum. Lütfen bak. Bir şey yoktu. Balonun çok şiş olduğu için patladı. Tamam mı? Beraber motive olmaya çalışıyoruz. Aynı onlar da dediğiniz gibi ya hani teşekkür ederiz. Allah razı olsun demesi yetiyor. Çünkü ben de bu süreci başıma geldiğinde çok araştırdım. Ama kimseden bir şey bulamadım. Hani kimse bu kadar böyle aydınlatıcı ya da yaşadığını çok anlatmamış diyebilirim hani bu süreçte. Bilmiyorsunuz başınıza ne geleceğini.
Evet, o yüzden kesinlikle. Bu sürece başlayan insanın korku var, endişe var, ne geleceğini, ne yaşayacağını bilmiyor. Yaşayan biri arıyor. Böyle olunca da işte yaşayan birini bulmak insana çok daha iyi geliyor, süreçle ilgili bilgi almak. O yüzden onu yaşadığım için ben de hep böyle yazanlara cevap vermeye çalışıyorum, destek olmaya çalışıyorum. İşte geçeceğini belirtmeye çalışıyorum en önemlisi. Bu ara Instagram'ın bize vermiş olduğu süre hemen hemen doldu. Sizinle gerçekten yayın yapmak çok keyifli oldu benim için. Sizi tanımaktan çok mutlu oldum, onur duydum. Yakışıklıları benim yerime öpmenizi istiyorum. Onlara kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Teşekkür İnşallah evlatlarınla birlikte uzun yılların olur. Torunlarını görmeye nasip eder Rabbim sana. Ve tüm kader arkadaşlarımıza. Yayınımıza katıldığın için, bu ailenin bir parçası olduğun için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yani gerçekten teşekkür ediyorum. Böyle sayfalar olduğu için. Yani hep beraber yalnız değiliz. Varız yani. Diyecek bir şeyim yok artık. Ne diyelim? Artık süremiz de bitiyorsa. Hı-hı. Beni davet tamam. Ettiğin için inşallah. Ben teşekkür ederim. İleriki günlerde tekrar görüşürüz. Umarım. Umarım. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hayatı sevin. Kesinlikle. Kanseri evet. Yenin. Kesinlikle. Sloganımız belli. Evet. Evet. İyi geceler diliyorum herkese. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başınızı arttıysam. Oğlum için kusura bakmayın lütfen. Kesinlikle. Yakışıklıya söz yok. Görüşmek üzere. Yine tekrar başka bir şey olur. Başka bir oyun olur. Desteklerim hep tam gaz devam diyebilirim sizin için. Kansersiz Hayatlar ailesinin bir parçası olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Görüşmek üzere. İyi geceler. İyi geceler. Hoşça kal. Evet arkadaşlar, bugün 25 Kasım, aynı zamanda kadına şiddetin hayır dediğimiz bir gün. Kadına şiddete, hayvana şiddete, çocuklara şiddete hayır. Şiddetin her türlüsüne hayır diyoruz. Rabbimin vermiş olduğu bu canı sadece Rabbim alır. Hiç kimsenin, özellikle hayvanlara, özellikle çocuklara, özellikle kadınlara, kendilerinden daha güçsüz olanlara yapılan şiddete hayır diyorum. Ümit ediyorum ki insan olmayı öğreniriz. Mesele insan olabilmekte. İnsanlıktan nasibini almamış kişilerin nasiplenmesi duasıyla diyorum. Yayınımıza katıldığınız için, bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yayınımızı Facebook hesabımızdan ya da YouTube hesabımızdan da tekrarını izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi hayatı sevin, kanseri yenin. Hoşça kalın.